Merhaba arkadaşlar. Önceki videolarda sanal mimarimizi eklemiştik. vCenter'ımızı bağlamıştık backup sunucumuza, Vim uygulamamıza ve bir backup repositoryisi eklemiştik. QNAP cihazımızdan bir alan kesip buraya bağlamıştık. Şimdi örnek bir jobla backup işlemi nasıl alınıyor onu bir görelim. Home sekmesine geliyorum. İstersem sol yukarıdan backup job'u oluşturabilirim. İstersem boş ekranda sağ tıklayarak aynı menüye buradan da ulaşabilirim. Biz hypervisor ortamlarında çalıştığımız için backup'ını alacağımız makine virtual machine olacak. Burada Windows veyahut da Linux sizi yanıltmasın. Bunlar tek başına standalone çalışan makineler olarak alınıyor. Şimdi biz virtual machine 7'yi alacağımız için virtual machine sekmesiyle ilerliyoruz. Tıkladım arkadaşlar. Burada backup job'umuz için bir isim oluşturmamız gerekiyor. Bu isimler daha sonra sizin backup'ı bulabilmeniz için, oluşturulmuş backup diskleri içerisinde kolaylıkla ulaşabilmeniz için önemli. Ayırt edici bir isim vermeniz sizin için daha iyi olacaktır. Ben şöyle bir isimlendirme yapıyorum. ESX tarafına geldim. Gördüğünüz gibi burada hostlarım ve sanal makinalarım var. VMs and Templates tabına geliyorum. Burada ben klasörler halinde kullanıyorum. Örneğin 005 test klasörünün ben yedeğini alacağım. Buradaki klasörün ismini aynı şekilde Vim tarafında oluşturuyorum arkadaşlar. Benim için de takip etmesi kolay oluyor. Örneğin test diyorum arkadaşlar. Anlıyorum ki ben bu klasörün yedeğini alıyorum. Şimdi siz klasörün yedeğini değil sadece makine yedeğini de almak istersiniz. Tamamen bu seçenek size kalmış. Burada açıklama verebiliyorsunuz. Ben şu an açıklamayı değiştirmeyeceğim. Burada yüksek öncelik de verebiliyorsunuz cabınıza. Eğer çok önemli makinelerin yedeğini alıyorsanız buna tıklayıp daha öncelik atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an bu seçeneği seçmeden ilerliyorum. Next diyorum. Gördüğünüz gibi bu ekranda Virtual Machines backup'ını alacağımız makinalarımızı buraya eklememiz gerekiyor. Şimdi burada nasıl ilerliyoruz? İlk başta onu göstereyim. Add diyorum arkadaşlar. Haliyle backup'ını alacağım makinaları buradan seçmem gerekiyor. vCenter mimarim buraya geldi. Ama şu an Host and Cluster sekmesindeyim. Yani gördüğünüz gibi şu sekmeyi bana burada gösterecek. Bakalım altında neler var. Cluster'ım var ve host'larım var. Ve sanallarımı da burada görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan tek tek seçebilirsiniz. Böyle seçimler de mümkün. Ya da direkt cluster'ı seçebilirsiniz. Ya da sizin ortamınızda birden fazla cluster var. Tüm yapıyı almak istiyorsunuz. Merkez data center'ını da seçebilirsiniz. Ama birden fazla data center'ınız var. O zaman vCenter'ı seçersiniz arkadaşlar. Bunlara olanak tanıyor. Ama ben bu şekilde ilerlemiyorum. Tek bir job'da tüm makineleri toplamıyorum. Çünkü yönetmesi ve takibi kolay olmuyor. Öteki türlü. Nasıl ilerliyorum? Hemen onu göstereyim. Şuradan VMs and Templates sekmesine basıyorum arkadaşlar. Bu sefer bana klasörler halinde düzenli bir şekilde getiriyor. Çünkü bu klasörleri ben burada oluşturmuştum. Bunları vCenter derslerimizde hatırlayabilirsiniz. İzleyenler olduysa eğer. Şimdi bu düzenli hali benim işime yarıyor. Çünkü hangi klasörlerde hangi makineler olduğu üzerinde ben zaten yazmışım. Şimdi test makinemin backup'ını alacağım için, daha doğrusu test klasörümün backup'ını alacağım için test klasörümü seçeceğim. Bunu genişlettiğimde altındaki sanal makineleri görebiliyoruz. Bu makineler şu an kapalı. Çok da önemli değil kapalı olması. Bir de şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Klasör bazında alırsanız eğer ya da vCenter bazında da alırsanız. Şimdi siz ortamlarınıza diyelim ki yeni bir makine daha eklediniz. Tek tek seçmiş olsaydınız şu mimariden. Burası önemli çünkü. Buradan tek tek seçmiş olsaydınız yeni eklediğiniz makineyi de gelip buradan seçmeniz gerekecekti. Böyle bir durumda sürekli bunu takip etmek durumunda kalıyorsunuz. O makineyi ekledim mi? Eğer ortamınızda çok makine varsa bunun takibi de artık zorlaşıyor. Bundan dolayı ya vCenter'ı komple yedek alacaksınız. Eksik bir makine kalmasın diye. Yeni oluşturduğunuz makineler backup zincirlerinizden eksik kalmasın diye. Ya da VM Templates tabından klasör bazında oluştururken, yani burada klasör bazında oluşturmanız gerekiyor. Çünkü ben şimdi ortamlarımda kullandığım makinelerimi, örneğin yeni bir makine oluşturdum. Yeni bir makine bu klasörlerden hariç bir noktaya geliyor. Dışarıda oluyor. İlgili klasörün altına atıyorum arkadaşlar. Ve zaten bu klasörler için backup job'ları olduğundan dolayı
Otomatik olarak o da Java eklenmiş oluyor. Beam Backup almadan önce bir envanter taraması yapıyor. Şimdi ben o yüzden klasörümü seçiyorum ve ortamlarımda bu şekilde ilerliyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Yukarıda başka seçenekler de var. Data Store bazında olan makinaları da buradan seçebiliyoruz. Burada makine olarak bize göstermiyor ama Data Store'da olan makinaları da bu şekilde alabiliyoruz. Ya da tag bazında alabiliyoruz. Bu tagleri de göstereceğim. Bunlar da çok güzel çalışıyor. Şu an ortamımızda tagler olmadığı için buraya taglenmiş makinalar gelmiyor. Ama bunlara özel değineceğim tag'e. Çünkü onu da kullandım. Gayet de güzel. Şimdi klasörümü seçtim. Add diyorum. Ve eklendi. Gördüğünüz gibi toplamda buradaki makinalar 90 GB yapıyor. Peki ben bu klasörün içinde yedek almak istemediğim makinalar var. Onları nasıl ayırt edeceğim? Burada da Exclusions sekmesi var arkadaşlar. Bu butona basıyorum. Backup'ını almak istemediğim makinaları. Şöyle diyebilirsiniz. Backup'ını almak istemediğim makineyi buraya zaten eklemem. Ama biz klasör bazında ya da vCenter bazında eklediğimizde böyle bir seçenek haliyle olmuyor. Çünkü yapıyı komple eklemiş oluyoruz ya da klasörün altındaki makinaları komple eklemiş oluyoruz. Bundan dolayı burada hariç bırakmamız gerekiyor. Exclusion'a zaten tıklamıştım. VM Disk Template diye bir seçenek var arkadaşlar. Ben şimdi VMs tabına geldim. Add diyorum. Burada seçmiş olduğum klasörümü burada zaten bana gösteriyor. Ama şu an Host and Cluster profilindeyim. Buradan VMs Templates'e geldim. Örneğin ben burada System Network makinesinin backup'ını almak istemiyorum. Bunu buradan seçtim. Add diyorum. Şu an Objects to Exclude diyor. Yani hariç bırakılan objeler burada. OK diyorum. Görmüş olduğunuz gibi alacağım backup 20 GB'a düştü. Çünkü o makine 70 GB'tı ve ben onu artık backup'ımdan hariç bıraktım. Eğer burası güncellenmezse recalculate deyip de güncelletebilirsiniz rakamları. Bazen burada çok makine olduğunda otomatik hesaplayamıyor. Recalculate demeniz gerekiyor. Peki burada detayları bir daha görelim. Şimdi disk bazında da exclusion yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an bu klasör altındaki makinelerin tüm disklerini alacağım diyor. Ama burada editleyip sadece şu diski, bu diski deyip ayarlayıp seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle örneğin tekrardan VMS Templates'e geldim. Mesela ben bu makinemin backup'ını alıyordum. Add diyorum. Buradan diskini seçeceğim. Eğer burada farklı diskler olsaydı, şu an sadece C diski olduğu için göstermiyor. Başka diskler olsaydı onları da burada listeleyecekti. Buradan disk bazıyla, disk bazında da hariç bırakabiliyoruz. Örneğin ben D diskini almak istemiyorum. E diskini almak istemiyorum. Burada sadece C'yi seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyle bir örnek. Ve bu da VM Templates'leri almıyor. Burada hariç bırakıyor. Bu otomatik gelen bir ayar. VM Templates'leri de burada exclude bırakıyor arkadaşlar. Backup'ını alıyor ama incremental backup'tan onu exclude ediyor. Çünkü template'i açmadığımız için. Bu da burada bir akıllıcı davranış sergiliyor. Next diyorum. Storage kısmında da arkadaşlar backup'ını, aldığımız backup'ı göndereceğimiz noktayı seçiyoruz ve retention policy'mizi ne kadar tutulacağını belirtiyoruz. Ve burada advanced sekmemizde daha değişik ayarlar var. Bunlara da geleceğiz. İlk başta proxy'den başlayayım. Proxy, backup'ını alacağımız makinelerin diskinin bağlanacağı makine diyebilirim. Yani işi yapacak işçi aslında proxy. Proxy'yi duyduğunuzda işçi olarak algılayabilirsiniz Vim için. Sunucumuz backup operasyonlarını yönetiyor ama işi yapan bizim proxy'lerimiz arkadaşlar. Şu an ortamımda başka proxy olmadığı için Vim sunucusunun bir de proxy rolü var. Proxy rolünü de üstleniyor. Çünkü ben ortamıma henüz bir proxy eklemedim. Sizin ortamınız küçükse Vim'le de ilerleyebilirsiniz ama bunu yine tavsiye etmiyorum. Şu an laboratuvar ortamı olduğu için bu şekilde ve proxy oluşturma dersine daha gelmediğimiz için proxy eklemedim ben de. Ama proxy'lerle çalışmak gayet güzel. Çünkü süreçleri de hızlandırıyor. Onları da proxy derslerinde zaten özellikle anlatacağım. Anlatmayı planlıyorum inşallah. Şimdi burada automatic selection'la ilerliyoruz genelde. Ama siz diyebilirsiniz ki bu job için sadece şu proxy'leri kullanmak istiyorum. Buradan size özel proxy'lerinizi seçebiliyorsunuz. Otomatikte kalması tavsiye edilir arkadaşlar. O en uygun olan proxy'yi bulup kullanacaktır. Okey diyorum. İşçimizi otomatik olarak seçecek. Backup repository'miz var. Burada default backup
repositoryumuz sunucunun kendisi JDisk'i. Ama biz burada QNAP repositoryisi bağlamıştık. Gördüğünüz gibi burada boş alanı da hesaplayıp bana getiriyor. QNAP'ımıza yedek alacağız. Ve backup'ımızı ne kadar tutacağız? Burada iki seçenek var. Gün bazında tutabilirim. Örneğin 3 gün tutacağım. Tamamen bu yer kapasitenize bağlı, sizin uygulamanızın ne kadar güncel olmasına bağlı. Örneğin 15 günlük bir backup sizin yazılımınız, sizin sunucunuz için çok bir anlam ifade etmeyebilir. Çünkü çok eski bir datadır. Burada RPO ve RTO süreleri devreye giriyor arkadaşlar. Yani ne kadar sürede backup'ıma dönebiliyorum ve ne kadar az veri kaybım var. Bunlar önemli oluyor artık burada. Onlara şu an değinmiyorum. Ama burada ne kadar saklanacağı konusuna gelirsek eğer. Örneğin ben 3 gün dedim. Hazırlayacağım backup'ım. Daha zamanını vermedim ama burada. Diyelim akşamleyin 8'de alınacak backup. Her akşam 8'de olacağı için bir kere çalıştıracağım ben backup'ımı. 3 gün tutmuş olacak. Ama siz günde 2 saatte bir backup çalıştırabilirsiniz. Günde de 12 backup eder. 12 backup'ı 3 gün tuttuğunuzda yaklaşık size yaklaşık size 12 çarpı 3 36 restore point sağlayacak arkadaşlar. Bir böyle seçebiliyorsunuz gün bazında. Bunu sizin hesaplamanız gerekiyor. Ya da restore point olarak seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, ben günde diyelim 12 tane backup alacağım. 2 saatte bir backup alacağım. Ama 6'sını saklayacağım da diyebilirsiniz. Bu tamamen sizin seçimize kalmış. Ben burada günle ilerleyeceğim. Bir hafta makul, bir hafta tutabilir alacağım backup'ı. Bu seçenekte de arkadaşlar grandfather, backup'larda grandfather, father, son diye backup tipleri var daha doğrusu. O da şöyle oluyor. Almış olduğunuz full backup'ların ne kadar saklanacağı, silinmemesi gerektiğini burada belirtiyorsunuz. Birden fazla örneğin backup'ınız varsa buradan kullanacağınız backup'ı buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Uzun süreli tutumlar için bu ayarları kullanabilirsiniz. Bunu makalelerde daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bu seçeneği seçmiyorum. Onunla çok bir işim yok. Bir de Configure Secondary Destination diye bir seçenek var. Bu job için farklı bir noktaya da backup alabiliyorsunuz ki Veeam de bunu öneriyor. Veeam'in de tavsiye ettiği bir yöntem var arkadaşlar. 3-2-1-1-0. Yani şöyle 3 kopya, 2 farklı lokasyon ya da medya, birisi site dışı, bir tanesi çevrim dışı, tape olabilir, offline backup olabilir ve sıfırda doğrulama arkadaşlar ve backup'ınızı da doğrulamanızı tavsiye ediyor Shure Backup'la. Şu an bununla bir işim yok, o yüzden bunu seçmiyorum ama bunu seçtiğimde gördüğünüz gibi solda sekmeler açılıyor. Bununla da ayrı bir şekilde değineceğiz arkadaşlar, ayrı bir videonun konusu. Şimdi Advanced sekmesinde aslında ilerlememiz lazım. Ama bu sekmeyi de video çok uzun olduğu için bir sonraki videoda anlatayım. Videoyu çok uzun tutmayalım. Bu sefer izlemesi sıkıcı oluyor arkadaşlar. Dikkatle dağılıyor. Bunu kendim de tecrübe ettim. Ondan dolayı Advanced sekmesini bir sonraki videoda anlatmak üzere. Hoşçakalın.